27 Ağustos 2019 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefi husr. İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Evet, bu hafta Fütühat sohbetimiz, Fütühat-ı Mekke 11. cilt 299. sayfadan devam ediyoruz. Konu başlığımız, bitkilerin bütün zamanlarda vaktin sahibi olan kutuba biat etmelerinin Muhammedi mertebeden bilinmesi. Yine bir şiirimiz var. Yemin ettim Allah'a ki o da yemin etmiş kendine. Rabbe yemin olsun vallahi ve billahi diye. O birleyen olmadan bir, yeryüzünde ve her neredeyse yaratıklarıyla, o arşından iner, arşına ise amadan inmişti. Keyfiyetsiz ve ayrım olmaksızın. Çünkü her ikisinden münezzehtir Allah. Allah sana yardım etsin. Bilmelisin ki, genel bir adleşme bilhassa zamanın tekine, vahiduz zaman, zamanın tekine yapılabilir. Çünkü zamanın teki, varlıklarda ilahi suretle ortaya çıkan kimsedir ve onun kendiliğindeki alameti budur. Bunun amacı, hükmün uygulanmasında veya uygulanmamasında veya o şeyle başkasında gözükmede irade ve seçimin kendisine ait olduğunun öğrenilmesidir. Onların bir kısmı zahir iken bir kısmı görünmez ve hak kendisine gözükmeyi emretmedikçe kul olarak kalır. Hak ona görünmesini emretmedikçe ilahi emrin kendisiyle gerçekleştiği ölçüde ortaya çıkar ve ona bir şey eklemez. Bu yolda itimat edilen yüce makam budur. Çünkü kul asıl itibarıyla sadece Allah'a ait olsun diye yaratılmıştır ve sürekli kuldur. Rab olarak yaratılmamıştır. Kul kuldur, Rab Rab'dır. İki mertebe bir araya gelmez. Hakikatini bir kez daha burada zikretmiş oldu Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Allah ona efendilik elbisesi giydirip elbise ile yaratıklarında gözükmesini emrettiğinde kendiliğinde kul kendisini görene efendi olarak görünür. Bu Rabbinin süsü ve üzerindeki hilatıdır. Hilat. Onun elbisesidir üzerine giydirdiği. Ebu Yezid el-Bestami'ye insanların kendisine teberrük niyetiyle el sürmeleri sorulmuş. O da şöyle cevap vermiş. Onlar bana el sürmüyor. Rabbimin beni kendisiyle süslediği bir süse el sürüyor. O süs bana ait değilken onları bundan engelleyeyim mi? Demiş. İnsanların teberrük niyetiyle kendisine ellerini süren ve böyle yapmalarını müsaade eden Ebu Medyen'e içinden etkileniyor musun diye sorulunca şöyle demişti. Hacer-i Esved, peygamberler, nebiler ve Allah'ın velileri tarafından öpülürken onu Allah'ın sağ eli olan bir taş olma halinden çıkartacak bir duyguya kapılmış mıdır? Hacer-i Esved, kapılmadığına göre ben de etkilenmiyorum demek istiyor yani. Hayır denilince şöyle demiştir. İşte ben o taşın kendisiyim. Allah şöyle der ayette. Sana biat edenler Allah'a biat etmiştir. Böylelikle suret itibariyle kendisini olumladıktan sonra olumsuzlamıştır. Aynı şeyi taş atma ile ilgili bir ayette yaparak şöyle buyurur yine ayette. Atmadın sen attığında fakat Allah attı. Allah biatleşmede elini biat edenlerin ellerinin üzerine koymuştur. Bu sırrı iyi anlamak için tabii ki tevhid hakikatini iyi anlamak lazım.
tevhid hakikati anlaşılırsa, Allah hangi kamil aynada gösteriyorsa kendisini, işte o kamil aynanın elini tutmuş oluyor orada tutan. Ebu Medyen'in dediği gibi, o Hacer-i Esved'den başka bir şey değil benim elim diyor. Allah Hacer-i Esved'i sağ elim diye nitelemiştir. Orada o kulun eli de, Ebu Medyen'de zamanın kutbuydu biliyorsunuz. O makamda bulunması hasebiyle Allah'ın bir veli kulu, üst derecede veli kulu olması hasebiyle onun elini tutan da Allah'ın sevgisini kazanmış oluyor. Orada sureten, evet orada sureten o kul. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz'le de işte biatleşme olduğunda, elini tutmada, orada elini tutan Resulullah Efendimiz'le biatleşen aslında Allah ile biatleşmiş oluyor. Veli kulları, Allah'ın veli kulları, zamanın kutbu dediğimiz zatlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in gerçek varisi olduğuna göre, aynadaki yansıması olduğuna göre, olay bu. Devam edelim. Biatleşme adabı şöyledir. Biat edenler, öpmek üzere biat ettikleri kimsenin elini tutarken, ellerini onun elinin altına, biat ettikleri kimsenin elini ellerinin üzerine koyarlar. Rahman, sadaka verenin elinden sadakayı sağ eliyle alır. Sadaka veren insanda bulunması gereken edep, sadakayı nefsinin avucuna koyup onu aşağı indirmektir. Bu sayede sadaka alanın eli sadakayı alırken yukarıda kalır ki üstteki el aşağıdaki elden üstündür. Üstteki el nafaka verendir. Rahman sadakayı alır ve bir ticaret olmak üzere kendisine geri öder. Bu ticaret gelişir. Kıyamette sadaka veren kimse sadakanın bereketlendiğini ve arttığını görür. Sufilerin görüşü budur. Keşfin verdiği bilgiye göre bizim görüşümüz böyle değildir. Dilenci elini sadaka verenden sadaka almak üzere açtığında Hak kendi elini dilencinin elinin üzerine koyar. Bu durumda sadaka dilencinin eline düşmezden önce sadaka verene bir ikram olmak üzere Rahman'ın eline düşer. Rahman, sadakanın bir benzerini kendisiyle yararlanması için dilencinin elinde yaratırken, sadakanın kendisini alıp onu nemalandırır ve büyüklükte Uhud Dağı kadar oluncaya kadar arttırır. Bu durum, sadaka vermenin sırf Allah için olması hususundaki ilahi gayretin sonucudur. Tabii bu şekilde olması için sadakayı veren tabii bunu gözetmesi lazım. Allah için, Allah rızası için vermesi lazım. Çünkü Allah görür ki insan arzusundan dolayı hediye verirken değerli malından verir. Allah'tan dolayı bir şey verdiğinde ise değersiz malından verir. Bazı insanlar böyle yapar. Değil mi? Kendi arzusuyla verdiği zaman bir şeyi, yani derler ya cani gönülden isteyerek vermek diye, işte arzusuyla verdiği zaman değerli malından verir diyor birine bir şey verdiği zaman. Ama Allah için vermeye gelince malının değersiz kısmından verir. İnsanlara hakim duygu budur genel manada. Bu nedenle Allah kendi mertebesine karşı gayrete gelerek mertebenin küçümsenmesini istememiştir. Bu nedenle o sadaka artar ve büyür. Onu böyle büyük bir şekilde gösterdiğinde ise maksat gerçekleşir. Veren el, alan elin üzerindedir ve bu nedenle hadiste düşer denilmiştir. Eline düşer. Tabir bundan dolayı kullanılmıştır. Düşme üsttekinden olabilir. Hazreti Peygamber ip sarkıtsaydınız Allah'ın üzerine düşerdi der. Yani Allah arş üzerine istiva ederken yüksek yönüne nispet edildiği gibi aşağıda da bulunur. Allah her şeyi korumak üzere ihata edendir. Dairenin çevresi varlığı korur. 5. Arapça daire. Daha önce işlemiştik bunu. Kendini ve kendinden başka her şeyi korur, koruma altına alır. Dairenin çevresi varlığı korur. Varlığın çıktığı noktayla ilişkisi ihata eden dairenin varlığıyla ihatanın ilişkisi gibidir.
üst ona aitken alt da ona aittir. Batın ona ait olduğu kadar zahir de ona aittir. Biat edilen ve eden odur. Çünkü dinlemek ve uymak üzere biat edilir. Duyan o olabilir. İtaati yerine getirmek onun için yapılabilir. Öyleyse o duyan ve yapılmasını emrettiği işi yapandır. Biatın tarzını zikredelim. Bu konuda Mübayaatül Kutub diye isimlendirdiğimiz ve önemli bilgiler içeren müstakil bir risalemiz vardır. Bildiğim kadarıyla bu konuda ilk yazan benim. Allah ehli arifler ise bu konuyu müşahede etmiş ve bilmiş olsalar bile kendilerine göre daha mühim işlerle ilgilenmeleri bu konuyu insanlara açıklamaktan onları alıkoymuştur. Bizim için en önemli iş de o meseleyi insanlara açıklamaktır. Sufilerin düsturu daha mühim işlerle ilgilenmektir. Evet, sufiler bunu düstur edinir. İki iş varken hangisi daha mühimse, hangisi daha Allah'ı bilmek adına, kulluğunu bilmek, kulluğunu hakkıyla yapmak adına daha mühim kategorisindeyse sufi ona ilgilenir. Hatta bu konuda ne der Muhittin İbn Arabi Hazretleri? Der ki, amellerini yerine getirirken bilgi sahibi olman gereken bu ilmihali bilgileri, hangi mezhebe mensup isen, ilmihali bilgileri, mensubu olduğun mezhebin bilgilerini yapacağın amellerinle alakalı kısmını öğrenmen yeterlidir. Bunları bilmen yeterlidir bu amelleri yapmak için. Diğer mezheplerde de nasıl yapılıyormuş, nasıl uygulanıyormuş gibi onları da öğrenmeye çalışmak gereksizdir. O kimin işidir? Hocaların, alimlerin işidir. Kişi kendi amelini yapacak kadar bilgiyi edindikten sonra fıkhi bilgiyi, geri kalan zamanını Allah'ı bilmeye, tanımaya, ait ilimleri öğrenmeye harcamalıdır. Çünkü ameli bilgiler, ameli mevzuatları yerine getirmek için ihtiyaç duyulan bilgiler, yani fıkıh bilgileri insana bu dünyada yaşarken lazımdır. Abdesti ne bozar? Namazın içinde ikinci rekatında imama uyduysan cemaatte nasıl hareket etmen gerekir? Üçüncü rekatta uyduysan nasıl hareket etmen gerekir gibi bu bilgiler bu dünya hayatında yaşarken insanın ihtiyacı olan bilgilerdir. Ölüm ile birlikte bu bilgilerin hükmü insandan düşer. Yani öldükten sonra ne berzah aleminde ne ahirette abdesti ne bozar, orucu ne bozar, bilmem neyin kazası için ne yapılması gerekir gibi sorular sorulmayacak, böyle bir ameller yoktur. O zaman diyor ki bu bilgileri edindikten sonra ömrünü Allah'ı tanımak, kulluğunu hakkıyla yerine getirmeyi sağlayacak ilimlerle iştigal ederek geçir. Fuzuli, gereksiz ilimlerle iştigal etme. Sana ahirette ebedi lazım olacak ilimlerle iştigal et ki senin için faydalı olan ilimler bunlardır. Allah'ı bilmeye yönelik, kulluğunu hakkıyla yerine getirmeye yönelik ilimlerle iştigal edersen bunlar sana ahiret hayatında da, cennet hayatında da lazım olan şeyler. Ama diğerleri sadece dünya hayatında lazım olan şeyler. Onun için diyor, sufilerin düsturu daha mühim işlerle ilgilenmektir. Bu durum ilahi kuvvetle gözükmediklerinde böyledir. İlahi güçle ortaya çıkılınca bir iş ötekinden alıkoymaz. Çünkü iş bütünüyle haktır, bunu bilmelisin. Biatleşmenin tarzını izah ve açıklama. Bilmelisin ki Allah kutup, zamanın teki, gavs ve halife diye ifade edilen alemi gözetmekle birisini görevlendirdiğinde, misal mertebesinde onun adına bir döşek yerleştirir ve onu bu döşeğin üzerine oturtur. Misal mertebesinde o döşeğin, o tahtın üzerine oturtur bu kutbu. O mekanın sureti onun mertebenin suretini bildirecek tarzdadır. Nitekim arşa istiva etmek her şeyi bilgi bakımından kuşatmayı anlatır. Allah bu kişi için bir döşek koyduğunda talep ettiği bütün ilahi isimleri kendisine giydirir. Hilat dedi ya, hilat. Elbise gibi giydirir. O da söz konusu isimlerle süslenmiş, taçlanmış bir halde gözükür. Bu sayede ilahi isimlerin ona kazandırdığı zinet ve süs, onun üstünü, altını, ortasını, içini, dışını ve her yanını kaplar.
ilahi suret ile döşek üzerine oturunca Allah aleme sevinçte ve kederde sözünü dinleyeceğiz ve itaat edeceğiz diye ona biat etmesini emreder. Aleme emrediyor Allah-u Teala. Onu o döşeğe oturttu, o kutbu. Zamanın kutbu denilen şahsı. Misalde, misal aleminde. Ve aleme sesleniyor. Sevinçte ve kederde sözünü dinleyeceğiz ve itaat edeceğiz diye ona biat etmesini emreder aleme. Bu durumda yukarıda ve aşağı alemdeki herkes ona biat eder. Yukarı alem ve aşağı alemdeki herkes biat eder. En yüce olanlar biatin dışındadır. Mukarribun denilen bazı melekler vardır ki yaratılmış, diğer yaratılmıştan dahi haberi yoktur. Allah-u Teala'yı sırf tesbih ve tenzih etmek üzere, Allah sırf kendisini tesbih tenzih etsin diye yarattığı melekleri vardır. Mukarribun, yakın kıldığı melekler. Onlar ne alemden, ne insandan, ne cinden hiç haberi olmayan Allah'ın melekleri de var. Sırf Allah'a nazar etmiş, ona yönelmiş, onun kendisine vermiş olduğu tesbihi çekmekte, tenzih etmekte Allah'a. İşte o yüceler dediği, yüce olanlar bunun dışındadır. Onlar haberdar değildir yani bu kutuptan. Çünkü onlar özü gereği, yoksa emirle değil, kendilerini bütünüyle ibadete veren meleklerdir. Onlar Allah'ı ibadetle meşguldürler yani. Meclise ilk giren kendi mertebelerine göre meleği âlâdır. Yüce melekler. Meleği âlâ. Sonra sırayla girerler. Onlar sözünü dinleyeceğiz ve itaat edeceğiz diyerek kutubun elini tutar, fakat biatlerini sevinç ve kederle sınırlamazlar. Onlar evet kutubun elini tutup biat ederler ama sevinç ve keder nitelemesini, sınırlamasını yapmaz onlar. Kimler bunlar? Meleği âlâ. Çünkü onlar bu iki niteliği tanımazlar. Melekte sevinç keder olmaz. O meleği âlâda. Bu iki nitelik ötekini tadarak öğrenilen karşıt niteliklerdir. Öyle ya değil mi? Sevinci ve kederi niteleyebilmesi için insanın hem kederi tatması lazım hem sevinci tatması lazım ki buna sevinç deniliyor, buna keder deniliyor demesi lazım. İki zıttı tatmak gerekir yani. Meleği âlâ sürekli sevinç halindedir ve kederin tadını bilmezler. Çünkü nahoşu tanımamışlardır. Her ruh biat etmek üzere huzuruna girerken kutup Allah hakkında bir meseleyi ona sorar ve şöyle der. Sen şöyle mi diyorsun? O da evet deyince kutup herkesin sorusuna Allah hakkındaki bilginin bir yönünü bildirerek cevap verir. Kutubun cevap verdiği yön o şahsın sahip olduğu bilgiden üstündür. Bu sayede biat eden herkes kutuptan yararlanarak huzurundan çıkarlar. Bir fayda elde ederek çıkar herkes. Bu kutubun durumu böyledir. Bu konuda yazdığım kitapta devrimizdeki kutubun kendisine biat edenlere sorduğu soruları zikrettim. O bahsettiği kitapta o zamanın kutbunun sorduğu soruyu da zikrettiğini de beyan ediyor. Sorular her zaman tekrarlanan belirli sorular değildir. Demek ki zamana göre değişiyor bu sorular. Her kutup o farklı farklı soru sorabiliyor kişilere. Her kutup Allah'ın o esnada aklına getirdiği şeyleri sorar. Bunlar kendisine biat eden ruhların hakkında görüş belirtmiş olduğu meselelerdir. Kutuba önce ilk akıl, sonra tümel nefs, sonra gök ve yerde amel sahibi, öncü ve amade melekler, sonra bedenleri yöneten ve ölümle bedenlerinden ayrılan yönetici ruhlar, sonra cinler, sonra türeyenler biat eder. Böylelikle Allah'ı tesbih eden mekan, mekanlı, yer, yerleşen her şey kutuba biat eder. Bunun istisnası kendileri bütünüyle ibadete adamış büyük melekler ile İnsanlardan efrad olanlardır. Fertler dediğimiz. Bunlar da insan-ı kamildir. Bunlar da makamı yüksektir. Aynı kutup gibi makama sahip olmakla birlikte efrad, münferiden Allah ile arasında olan münasebetten dolayı bir yakınlığı vardır. Kutup
alemde tasarruf etme yetkisi aldığı için kutup denilir. Efrat'ta bu tasarruf yetkisi yoktur ama Efrat'ın da Allah'a kurbiyeti, yakınlığı aynı kutbun gibi yakınlığı vardır. İşte bu biat edenlerden hariç olarak tuttuğu kimler? Efrat diyor. Efrat biat etmez. Çünkü o da aynı mertebede. Sadece aradaki fark kutbun tasarruf yetkisi almış olması. O görevle de görevlendirilmiş olması. Onlar kutubun tesir dairesinin altında değillerdir Efrat. Kutubun tasarrufunun dışındaki kimseler de biat etmez. Onlar kutup gibidir ve onun kutuplukta elde ettiği şeylere ehildir. Fakat hakikat bir zamanda bir kişinin kutup olmasını ve bu görevi üstlenmesini gerektirir. Her ne kadar hepsi de eşit olsa bile o ilimde, bilgide, Allah'a yakınlıkta bir kişi kutup olabilir ancak. Hakikat bunu gerektiriyor. Onun belirlenmesi bir önceliğe göre gerçekleşmez. Fakat ilahi takdir onun görevli olmasını belirler. Burada neyi söylemiş oluyor? Bu kutbun belirlenmesi diğer fertler arasında bir önceliği gerektirmiyor yani. Bir önceliğinden dolayı onu kutup seçmiş olmuyor Allah-u Teala. O ilahi takdir. Bununla birlikte o esnada fertler, tekler içinde Allah'ı bilmede ondan daha bilgili kimseler bulunabilir. Evet, bunu da zikretti. Bununla birlikte dedi, o esnada Allah'ı bilmede, fertler içinde Allah'ı bilmede o kutuptan daha bilgilisi de bulunabilir. Allah'ı bilmek cihetinden, o yönden. Bu menzil türeyenlerden bitkilerin kutuba biat etmesini içerir. Konu başlığımız buydu zaten, bitkilerin kutuba biatı. İnsan cisimleri hakkındaki sizi yeryüzünde bitirdi ayeti bu konuyla ilgilidir. Siz yeryüzünden biterek çıktınız. Onlardan söz edilirken bitirmek, inbat fiili zikredilmiş, mastarla desteklemek yerine başka bir mastar getirmiştir, nebat olmuştur. Bitirmek demek ki nebat kökü buraya dayanıyor, bitirmek. Bu sayede onların yeryüzünden bir bitki gibi bittikleri öğrenilir. Bu durumda kendisiyle yaratıkları arasında ortaklık gerçekleşir ve bitmeye istidatlı olmasalardı kendilerine isimlerin etki etmeyeceğini gösterir. Onlar isimlerden ve istidattan birlikte ortaya çıkmışlardır. O halde isimlere ait olan sizi yeryüzünde bitirmiştir ayetidir. İstidatla ilgili olan nebat, bitki ifadesidir. Nebat, nebete, bitti fiilinin mastarıdır. Embetenin yani bitirdi, yetiştirdi değil, onun mastarı inbat kelimesidir. Bakınız, Kur'an'ın bağlamları ne kadar sırlıdır ve hakikatler nasıl ortaya çıkartılır? Allah verdiği haberlerde işleri bulunduğu hale göre nasıl öğretir ve her hak sahibine hakkını verir? İlahi iktidar kendisine nüfuz edilme istidadına sahip kimseye işler. Böyle bir istidat ise mümkünlerde olabilir. İlahi iktidarın kendisi nedeniyle varlığı zorunlu olana etkisi olamayacağı gibi varlığı imkansız olana da nüfuz edemez. Alim ve hakim Allah'ı tenzih ederim. Bilmelisin ki insan bir ağaçtır. Allah onu ot olarak değil bir ağaç olarak yarattı. Çünkü ağacın kökleri vardır. Allah zıtlardan yaratıldığı için insanı teşacür, yani çatışma anlamı taşıyan ağaç, secer, şecer yapmıştır. Çatışma anlamı da taşıyor bak, şecer, ağaç, Arapçada şecer, ağaç. Şimdi nasıl bir bağ kuruyor, tefekkür edeceğiz inşallah bunları. Zıtlar çatışma ve tartışmayı talep eder. Bu nedenle meleği âlâ da hasımlaşır. Meleği âlâ da hasımlaşır. İnsanın alemdeki varlık aslı hükümde birbirinden farklı olan ilahi isimlerdir ve onun başka bir dayanağı yoktur. Bunu her zaman zikrediyoruz. Alemde ne varsa her şey ilahi isimlerin birbiri arasındaki münasebeti diyoruz, değil mi? Olaya buradan baktığımız zaman. Nihayetinde biz de, ben ismim her ne kadar Ahmet olsa da, et kemikten görünen bir varlık da olsam, benim hakikatim
Allah'ın isimlerinden belli oranlarda dilediği, takdir ettiği oranda bir terkip olarak oluşmasıyla buna mazhar deniliyor işte. Yani isimlerden oluşuyoruz. Hakikatimiz bu. Dolayısıyla insanın alemdeki varlık aslı hükümlerde birbirinden farklı olan ilahi isimlerdir. Ve onun başka bir dayanağı yoktur. Allah Hazreti Peygamber için şöyle demiştir. Mele-i âlâ hasımlaştığında onlar hakkında bilgim yoktur. Ayet. Allah onu bildirene kadar peygamberin o konuda bilgisi yoktu. Böylece peygamber doğanın onlarda bir etkisinin olduğunu öğrenmiştir. Evet, doğanın, tabiatın onlarda da bir etkisi olduğunu öğrenmiştir. Bu durum türeyenlerin cisimlerinde rükünlerin etkisi olmasına benzer. İnsanlar ağaç oldukları için hasımlaştıklarında ve tartıştıklarında aralarında hüküm verip çatışmayı, yani teşacür, çatışmayı ortadan kaldırsın diye valiler görevlendirilmiştir. Allah bu valilerin kendisine dayandığı bir devlet başkanı, imam belirlemiştir. Dinin bekası için herkes ona döner, o imama döner. Çünkü bu problemi, sorunu halledecek olan bu imamdır. Allah kullarına devlet başkanına karşı gelmemelerini ve baş kaldıranı öldürmemizi emretmiştir. Çünkü Allah devlet başkanıyla tartışmanın dinde bozulmaya yol açacağını bilir. Halbuki dini ayakta tutmayı emretmiştir. Bu düşüncenin kaynağı şu ayet. O ikisinde Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı bozulma ortaya çıkardı ayetidir. Devlet başkanı edinmek ve onun zahirde hükümdarlığı kılıca bağlı bir kişi olmasının gerekliliği buradan ortaya çıkmıştır. Vaktin kutbu bazen bizzat imam olabilir. Şimdi vaktin kutbu denilen şahıs hem aynı zamanda bir devletin başındaki insan olabilir, hem o devletin başındaki reisidir, hem de gerçekten manevi anlamda da vaktin kutbudur. Bazen de devlete sahip olan hükümdar olan kişi ayrı şahıs olur, manevi olarak kutupluk görevi başka bir şahıs da olabilir. Şimdi bu meseleyi açıklıyor. Vaktin kutbu bazen bizzat imam olabilir. Misal olarak Hazreti Ebu Bekir ve kendi devrinde başka isimleri verebiliriz. Hazreti Ebu Bekir aynı zamanda hem devletin başkanıydı, halife olduğu dönemde, hem de kutuptu. Ondan sonra geçen Hazreti Ömer aynı. Hazreti Osman aynı. Hazreti Ali aynı. Onlar hem devlet başkanı olarak devlet reisliği yaptılar, hem de aynı zamanda manevi olarak da zamanın kutupluğunda yaptılar. Bazen vaktin kutbu devlet başkanı değildir. Bu durumda halife adalet özelliğiyle ortaya çıkan vaktin kutbu iken, zahirdeki halife kendisi farkında değilken batındaki o kutbun vekillerinden biridir. Evet, manevi olarak kutup ayrı bir kimse olur. Zahiren bir devletin başındaki şahıs aslında onun vekili konumundadır. O kutup onu yönlendirir yani. Öyleyse haksızlık ve adalet zahirdeki devlet başkanlarından ortaya çıkabilir. Kutup adil olmaz. Onun bazen görünmesi, bazen gizlenmesinin sebebi Allah'ın herhangi bir insanı halifelik makamında bulunmaya zorlamamasıdır. Allah ona bu makama ehliyet vermiş, kılıç kullanarak makamın gerektirdiği görevi ona teklif etmiştir. Görevi kabul eden kılıçla ortaya çıkar ve zahirde ve batında halife olur. Teklif edilen görevi kabul ettiyse kılıçla da ortaya çıkar. Hem zahiren hem batinen halife olur. Bu durumda başka devlet başkanı yoktur. Uygun gördüğü bir maslahat nedeniyle gözükmemeyi yeğlerse, zahiren insanların önünde gözükmemeyi yeğlerse, Allah onu gizler ve onun yerine birisini görevlendirir. Bu kişi
halife diye isimlendirilir, haksızlık yapar veya adil davranır. Bazen Allah'ın kendisini başarıya erdirdiği ölçüde adil hareket eder. Böyle bir halifenin hükmü, zalim bile olsa adil devlet başkanının hükmüyle aynıdır. Buraları iyi anlayalım. Çoğu insan anlamaz burayı. Dinle, diyanetle alakası olmayan hiç anlamaz tabii. Anlamadığı için zaten bu kaos kargaşa. Her yerde, dünyada da, ülkemizde de. Ne dedi? Tekrar okuyorum. Bazen Allah'ın kendisini başarıya erdirdiği ölçüde adil hareket eder. Böyle bir halifenin hükmü, zalim bile olsa, yani bir devlet başkanının, halifenin hükmü, bu manada halife, devlet başkanı olarak halife olanın hükmü, zalim bile olsa adil devlet başkanının hükmüyle aynıdır. Ona karşı gelen öldürülür. Fakat öteki öldürülür çünkü karşı çıkan odur. Allah bize kimsenin ona itaatsizlik yapmamasını emretmiş. Hükümdarlardan adil olanın hem kendisine ve hem bize yarar sağladığını, zalim olanların ise kendi aleyhine çalışırken bizim lehimize davrandığını bildirmiştir Allah-u Teala. İnsan daha önce de söylediğimiz gibi bir ağaçtır. Bu nedenle Allah ilk insana diğer ağaçlardan farklı olarak belirlediği bir ağaca yaklaşmayı yasakladı. Hazreti Adem'e cennette o ağaca yaklaşmayı yasakladı. Nitekim insan da diğer ağaçlardan farklı olarak halifelikle belirli bir ağaçtır. Allah belirlenen ağaca yaklaşmamakla onun dikkatini kendi nefsine çekmiştir. Bu durum Davud peygambere yapılan tavsiyede ortaya çıkar. Ayette şöyle geçer. Hevaya uyma. Hevaya uyma. Kastedilen nefsin arzusu ve hevadır. Hevaya uyma derken, yani nefsin arzusuna, bu hevaya uyma diye Hazreti Davud'a hitap etti Allah-u Teala. Öyleyse yaklaşılması yasaklanan ağaç hevadır. Başka bir ifadeyle ayet çatışma ve muhalefet bölgesine yaklaşma demektedir. Böyle yaparsan unsurdan oluşan doğal bedeninin yapısı sana etki eder. O çatışma bölgesine yaklaşırsan sen unsurlardan oluştun. Tabiat, doğal, unsuri bir varlıksın. Dolayısıyla bunun etkisi sende zuhur eder, açığa çıkar. O çatışma bölgesine yaklaştığında. İster istemez çıkacak. Tabiatının gereği. Etki eder. Allah bu emri bedeni yöneten, düşünen nefse, yani nefsi natıkaya söyler. Çünkü insan ve emirde veya yasaklarında Allah'a bu nefs sayesinde karşı gelebilir. Ayette bu ağaç ifadesinde belli bir ağacı belirlemek üzere işaret zamiri kullanılmıştır. Devlet başkanlığı ve imamlık tıpkı emanetin teklif ve arz olması gibi bir tekliftir. Bu nedenle devlet başkanlığı bir emanet sayılmıştır ve bazı kutuplar zahirde de başkanlık yaparken bir kısmı gizlenmeyi tercih etmiştir. Hak, kutubun ehliyetine bakar. Allah bu zahirdeki devlet başkanını da bu gözle bakmış olsaydı, imamilerin masum imam hakkında ileri sürdükleri gibi hiçbir devlet başkanı zalim olamazdı. Çünkü batında imam olmanın şartı masumiyettir. Zahirdeki devlet başkanlığı ise başkası ise masumluğa sahip değildir. İşte imamiler burada yanılmışlardır. Zahirdeki devlet başkanlığı kutubun istemediği bir iş olsa ve Allah ona bu görevi yapmayı emretseydi, hiç kuşkusuz bize göre Allah onu korurdu. Nitekim Hazreti Peygamber bu hususlara dikkat çekerek kendi uygulamasıyla başkanlığın teklifle olduğuna dikkat çekmiştir. Bu bağlamda Hazreti Peygamber kimseyi bir göreve zorlamamış,
görevi kabul etmeyen insan için bu davranışın daha hayırlı olduğunu ve kıyamet günü görev almanın bir pişmanlık ve zarar olduğuna dikkat çekmiştir. Görevini adil bir şekilde yerine getiren ise kıyamette pişman olmaz. Hazreti Peygamber görevin verildiği kimsenin korunacağına da dikkat çekmiştir. Ama hangi şartla? Hadis-i şerifinde şöyle buyurur. Kim bir göreve talip olursa onunla baş başa kalır. Kime istemeden görev verilirse Allah onun için kendisine yardım eden bir melek görevlendirir. Evet, bir insan ben bu göreve talibim diye ortaya çıkıyorsa o baş başa kalır. Hevasına, hevesine de uyabilir, hataya, günaha da düşebilir. Ama istemediği halde biz sende ehliyet görüyoruz, bu işi layıkıyla yapacağına inanıyoruz deyip o makamda bulunan, üstte bulunan bu görevi sana vereceğiz, vermek istiyoruz derse, istemediği halde böyle bir görevle görevlendirilene Allah ona yardımcı olması için melek tayin eder. Demek ki Allah onun yardımcısı olur. Ama kendisi ortaya zıplayıp da ben bu göreve talibim diyorsa o baş başa kalır diyor. Onun imtihanı çetin olur o zaman. Korumak da bu demektir. Burada istemek, görevden razı olmak ve onu sevmek demektir. Böylece göreve talip olan insan içinden onu ister. Ehli hal ve akdin bu görevi almaya zorladığı öteki kimse ise görevi yerine getirmesinin ve onu üstlenmesinin bir gereklilik olduğunu görür. Görevden yüz çevirmek bozulmaya yol açacaktır. Böyle bir durumda zahirde başkalarının onu bu göreve zorlaması, hakkın o görevi üstlenmesini emretmesinin yerini alır. O kişiyi göreve zorlamak, seni ehliyetli görüyoruz, bu görevi al, bu görevi sen başarabilirsin diye zorlamak aslında diyor, hakkın o görevi üstlenmesini emretmesinin bir anlamıdır aslında. Hak oradan sesleniyor yani. Bu şartlarda görevini yapar ve masum kalır. Öyle bir insan adil olur. Çünkü ona yardım eden melek ona iyi işler tavsiye eder. O melek Hazreti Peygamber'in söylediği gibi bir dosttur. Hazreti Peygamber içindeki şeytana karşı Allah'ın ona yardım ettiğini, kendisinden selamette olduğunu veya bir rivayette Müslüman olduğunu söylemiş. Bana sadece iyiliği emreder demiştir. Daha önceki sohbetlerimize geçti. Her doğan insana bir melekten, bir de şeytandan, cinden bir arkadaş musallat edilir demiştik ya. İşte bu manada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana da arkadaş kılınan, musallat edilen o şeytan ne diyor? Allah'ın yardımıyla Müslüman olmuştur ve bana iyiliği, sadece iyiliği emretmektedir der. Bitkiler bu kutuba kendilerine emrettiği Allah'a itaatle ilgili hükümlerde sevinçte ve tasada karşı gelmemek üzere biat eder. Allah her nefsin yükümlülüğünü sahibinin eline vermiş, her nefsin yükümlülüğünü sahibinin eline vermiş, ona emrederek şöyle demiştir ayette. Rabbinin makamından korunan ve nefsi arzudan uzak tutan kimse. Aynı şey Davud'a da arzuna uyma şeklinde söylenmişti. Kastedilen nefsi olduğu gibi birinci ayette nefs kastedilmiştir. Allah başkasının arzusuna uymayı yasaklayıp ona uyulmuş olsaydı kişi yine nefsinin arzusuyla ona uyar, bu konuda kendi nefsini memnun ederdi. Bu nedenle ayette heva derken insanın nefsini kastettiği ve başkasını kastetmediği anlaşılır. Heva, Allah'ın yapılmasını veya yasaklanmasını istediği konularda karşı çıkmayı insana emreder. Nefs, arzusuna uymak üzere biat ettiğinde ağaç olmak özelliğinden Allah'ın emrine karşı çıkanlardaki çatışma özelliğine geçer ve onun hakikati Allah'ın emrine karşı çıkanların arasında kalır. Çünkü Allah muhalefetin sürekli olacağını bilir. Çünkü nefs özü gereği bir ağaçtır, şecere, çatışma özelliğine sahiptir. Çatışma ve muhalefet ortadan kalksaydı nefsin varlığı da ortadan kalkardı.
Bu nedenle Allah mutluluğunun bulunacağı özel bir yer belirlemiştir. Binaenaleyh, insanlardan kutubu tanıyan herkesin ona biat etmesi gerekir. Ona biat ettiklerinde ise biat kendilerini bağlar. Bitkilerin biatinin bir yönü budur. Çünkü o zahiri biattır. Kutup da bu biat nedeniyle onun zahirinde dilediği şekilde hüküm verme hakkına sahip iken öteki ona itaat etmelidir. Bunun bir benzeri şeriatın zahirinde ortaya çıkar. Kavgalı iki insan tartıştıkları konuda bir hükümde birleştiklerinde görüş birliğine vardıkları hükme uymaları ve bu konuda tartışmaya düşmemeleri gerekir. Hak yönünden görevlendirilen kutup onun batındaki imamlığını bilenlerin gözünde hüküm vermeye daha layıktır. Bu nedenle kendisine biat edenlerin zahirinde olduğunu söylediğimiz biatleşmeyi bitkilerin biatleşmesine kattık. Hatta işi incelersen ve bu konuda asla katılırsan, düşünen tikel nefste bitkilik özelliğini bulursun. Çünkü o ancak düzenlenmiş ve itidale kavuşmuş bedende ve onun mizacına göre ortaya çıkar. Öyleyse suretin mizacı nefs-i natıkanın, yani düşünen nefsin kendisinden bittiği bir topraktır. Suretin mizacı nefs-i natıkanın kendisinden çıktığı, bittiği bir topraktır. Demek ki suretimizin mizacını bu şekilde değerlendireceğiz yani. Allah onu o cisme üfleyerek oradan bitirmiştir. Unsurlardan oluşan bedeni yöneten bütün ruhlar böyledir. Böyle biri vaktinin imamını tanıyıp ona biat eden, onun canı, ailesi ve malı hakkındaki hükmünü kabul eden kimsedir. Hazreti Peygamber kendisi için şöyle demişti. Bir kula ben ailesi, malı ve bütün insanlardan daha sevimli gelmedikçe kamil mümin olamaz. Evet, kamil müminliğin işaretini Resulullah Efendimiz vermiş. Ne diyor? Bir kula ben ailesinden, malından ve bütün insanlardan. Ailesinden derken kim oluyor? Anasından, babasından, karısından, çoluğundan, çocuğundan ve bütün malından ve bütün insanlardan daha sevimli gelmedikçe kamil mümin olamaz. Demek ki kamil mümin olmanın şartı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i her şeyden daha çok sevmek. Ancak o insan kamil mümin olabilir. Her şeyden. Bu nedenle biatte sevinçte ve tasada şartı konulmuştur. Çünkü insan nefsinin arzusu Allah'a uyduğunda mutlu olabilir. Mutlu olmadığı işler ise nefsinin arzusu Allah'ın emriyle çeliştiğinde ortaya çıkar ve isteksizce o işi yapar. İsteksizce bile olsa onu yapmasının nedeni verdiği söz nedeniyle insaflı olması ve biatin gereğine uymasıdır. Çünkü kutuba biat ederken gerçekte Allah'a biat etmişti. Gözleriyle biat ettikleri insanın elini görseler bile, ayette şöyle geçer, Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Nefis genellikle mizacının hükmü altında bulunur. Bununla birlikte insanların pek azının nefsi doğasına ve mizacına hakimdir. Evet, her birimiz için geçerli. Nefsimiz mizacımızın hükmü altında bulunur. Bizim mizacımız ne şekilde şekillendiyse nefsimiz de o şekilde istekte, arzuda bulunur. Mizacımıza yatkın olan şeylerden hoşlanırız. Mizacımıza yatkın olmayan şeylerden hoşlanmayız. Pek az insan, yeryüzünde Müslümanların içerisinde pek az insan doğasına ve mizacına hakimdir. Doğasına ve mizacına hakim olan insan çok azdır. Zaten hakim olabilirse işte gerçek müminliğe de böyle erişilir yani. Doğaya ve mizacına hakimse. Çünkü annelik düzenlenmiş bedene ait bir özellikten, babalık nefse ait bir özelliktir. Allah insana babasına ve annesine iyilik yapmayı,
onların emirlerine uymayı emretmiştir. Bu durum anne ve babadan birisinin hakkın emrine aykırı davranmayı emretmesiyle sınırlıdır. Böyle bir durumda insan anne babasına itaat etmez. Evet, Allah-u Teala anneye ve babaya itaat etmeyi emretmiş. Allah'ın farz kıldığı şeyleri yapma diye zorlamıyorsa anne baba, Allah'ın haram kıldığı şeyleri bunu böyle yapacaksın diye böyle bir zorlaması yoksa, anne babanın her sözüne itaat etmek zorunluluğu vardır. Allah'ın emrinin zıttına bir şeyi emrederse anne baba, o zaman itaat edilmez. Allah ayette şöyle buyurur: seni bana şirk koşmaya zorlarlarsa onlara itaat etme. Dünyada kendilerine karşı iyi davran. Bana uyanların yoluna yönel buyurur. Allah kendisine yönelen kimselere uymayı ve direnç gösterdikleri takdirde nefislere karşı çıkmayı emretmiştir. Öyleyse imam, devlet başkanı, kendisine uyulmaya hak sahibi olan kimsedir. Allah şöyle der: İman edenler Allah'a emir sahiplerine ve peygambere itaat edin. Ayette. İman edenler Allah'a emir sahiplerine ve peygambere itaat edin. Emir sahipleri kutup, halife ve valilerdir. Onların vereceği hüküm tasarrufun serbest olduğu konularda olabilir. Çünkü vacip ve haram Allah'a ve peygamberine itaatin bir parçasıdır. O halde devlet başkanlarına yani imamlara itaat, karşılığında bir sevabın ve yükümlülüğün olmadığı mübah alanıyla sınırlıdır. Başkanın olup da sözünü dinlemek ve itaat etmek üzere biat ettiğim bir devlet başkanı, imam, herhangi bir mübahla ilgili bir emir verirse ona uyman zorunludur ve emrine karşı çıkman haramdır. Böyle bir durumda mübah fiilin hükmü vacip haline gelir. Böyle bir durumda insan, hükümdarın daha önce mübah olan ve sevabı olmayan bir konuda emrini yerine getirmekle vacip sevabı kazanır ve biat ettiği kimsenin hükmüyle mübahlık ortadan kalkar. Bu meseleyi ve imamın mübahı emretmesi hakkında dikkat çektiğimiz hususu iyi düşün ve incele. Biat etmenin mertebesini, onun meydana getirdiği neticeyi ve tesiri öğrenmelisin. Mübah olan bir iş, hakkın mübah hususlarda başkanlara itaatle ilgili emri nedeniyle vacibe dönüşmekle nasıl ortadan kalkmış, devlet başkanı olan imam, şari'nin emriyle şari konumuna geçmiştir. Şari, emreden, emredici, emir koyan konumuna geçmiştir. Hükme konu olan şeyin durumu, imamın verdiği hükümden önce şeriatta başka iken, yani mübah iken, imamın emriyle değişerek başka bir hale dönmüştür. Yani ya vacip ya da haram diye nitelenmiştir imamın emriyle. Hak bir insanı kendi yerine koyarsa ona uymak gerekir. Bilmelisin ki bitkiler maden ile hayvan arasındaki orta alemdir. Evet, ne dedik? Madenler, ondan sonra hayvanlar, madenler, bitkiler, ondan sonra hayvanlar, ondan sonra insan gelmekte. Demek ki bitkiler maden ile hayvan arasında orta alemdir ve berzah hükmüne sahiptir. Dolayısıyla bitkilerin iki yönü vardır. Berzah özelliğine sahip bir şey, özü gereği kendini keşfeden insana sahip olduğu yönlerin hakikatinin bilgisini verir. Çünkü berzahlarda kemal başka yerlerdekilerinden daha barizdir. Burası da aslında büyük hakikatler barındırıyor. Okuyup geçiyorum. Berzah özelliğine sahip bir şey, özü gereği kendini keşfeden insana sahip olduğu yönlerin hakikatinin bilgisini verir. Berzah özelliğine sahip her ne varsa onda bu sır vardır.
kendini keşfeden insana sahip olduğu yönlerin hakikatinin sır bilgisini verir. Çünkü berzahlarda kemal başka yerdekilerden daha barizdir. Berzah hem kendisi hem başkası hakkında bilgi verebilirken, berzah ve ortada olma özelliğine sahip olmayan sadece kendisi hakkında bilgi verebilir. Başkası hakkında bilgi veremez. Berzah iki ucun aynasıdır. Kim berzahı görürse iki ucu görür ve bu durum kaçınılmazdır. Demek ki bitki berzah konumunda olduğuna göre bitki ile alakalı hakikatini öğrenen madenlerin hakkında da bilgiye sahip olur, hayvanların hakkında da bilgiye sahip olur. Bitkilerde berzah sırrı vardır. Başkasında o sır yoktur. Çünkü o ayette nebat olarak diye geçer. Nebat olarak ayetine göre kendisiyle sizi bitirmiştik ayetine göre Rabbi arasında bir berzahtır. Nerelerden bağlantı kuruyorum Muhittin İbn Arabi Hazretleri? Adil ve insaflı insan kendisi ve Rabbi arasında hüküm verendir. Bir insan nefsi Rabbinin hükmüyle çatışıyor iken hakem olamaz. Bir insan nefsi Rabbinin hükmüyle çatışıyor iken hakem olamaz, hakemlik yapamaz. Adil insan hakkın lehine ve nefsinin aleyhine hüküm verir. Çünkü bilir ki her yönüyle ve her durumda hak Allah'ındır. Nefsin didişmesinin nedeni ise ilahi surete göre yaratılmış olmasıdır. Nefsin didişmesinin sebebi ilahi surete göre yaratılmış olması. Adem'in Allah'ın Adem'i iki eliyle yaratması, Allah'ın Adem'i kendi sureti üzere halk etmesi hakikati bu. İşte nefsin hakikati bu. Nefs neden didişir? İlahi surete göre yaratıldığı için. Benzerlerin zıtlığı, zıtların zıtlığı değil, benzerlerin zıtlığı ilahi surettedir. Çünkü zıtları cemedendir. Allah zıtları cemedendir. Zıtlık insanda da var. Böylelikle insan Rabbi ile nefsi arasında hakem olarak ortaya çıkar. Bakınız, insana nefsini arzusundan uzaklaştırması emredildi ve şari nefsini bir yabancı konumuna yerleştirdi. Halbuki nefsi denilen şey insanın kendisidir. Ve nefis insanın hakkında otorite sahibi olmayı iddia ettiği şeydir. İş bedenin büyümeyen kısımlarıyla cisimle sınırlı kalsaydı tartışma ortaya çıkmazdı. Çünkü bu yönüyle beden Allah'ın hamdini tesbih etmek özelliğinde yaratılmıştır. İnsan bedeni köksüz otlara benzer ve ancak kendisine üflenen ruhun varlığıyla ağaç, yani köklü, ağaç kökü olandır. Ancak ruhun varlığıyla o kök kazanmıştır. Yani ağaç, yani çatışma özelliğine sahip olan hale, ağaç haline gelmiştir ruhla. Ruh olmasaydı beden köksüz otlar hükmünde olacaktı. Bu üflemeyle insan hayvani ruh kendilerine üflenmeden kökleriyle ayakta duran ağaçlardan farklı olarak köklerine dayanır. Öyleyse insan esas itibariyle köksüz bir ot. Fakat hayvani ruhun üflenmesi nedeniyle köklü olan bir bitkidir. Onun Allah'a secdesi gölgenin secdesine benzerken ağaçların Allah'a secdesi köklü şahısların secdesidir. Bitkiler berzah özelliğine sahip olunca berzahı olduğu şeylerin suretlerini kabul eder. Bunlar hayvan ve madendir. Dedi ya, hayvan ve madenin arasında berzahtır. O zaman onların suretlerini kabul eder bitkiler. Madenlerin suretini de kabul eder. Hayvanların suretini de kabul eder. Bitkiler, nitekim
hayvan suretinde şeyi olan, meyvesi olan, çiçeği olan bitkiler var mesela. Değil mi? Gövdesi olsun, yaprağı olsun. Bitkiler kutuba biat ettiğinde kendilerinde gözüken ve aralarında berzah olduğu iki şeyin suretleri nedeniyle biat eder. Bunlar kendisine tabidir ve böylelikle bitkilerin biati hayvan ve madenlerin biatini içerir. Çünkü bu imam zahiri suretleri yani berzah aynasında müşahede eder. Bu garip bir bilgidir. Berzahın durumuna misal olarak aynaya bakan insan kendisinden başka bir suret görür ve ayna kendisine yansıyan sureti şekilden şekle sokar. Böylece aynada şahıslar gerçekte kendisine bilinseler bile olduklarından farklı bir surette algılanır. Aynanın şekli değişince suret de değişiyor ya oradaki gözüken suret. Öyleyse insan onu ancak parlak bir cisimde görebilir. Bu suret kendisine bakılmadan başka bir bilgi verirse bu durum biat edenin biat ettiği kimseye söz dinlemek ve itaatten başka verdiği şeye benzer. Bilgi vermezse onunla ilgili değil aynaya bakan insanla ilgilidir. Böyle biri imam ve halife olmadığı gibi hiçbir şekilde biati de yoktur. Bu sayede imam başkasından ayrışır ve onun imam olduğu öğrenilir. Surete bakan ise tefekkür veya itibar yoluyla bilgi alırsa onun vaktinin imamı olduğu zannedilir. Bunun böyle olması suretlerin kendilerindeki bir fikir ve itibar olmaksızın keşif yoluyla bilgi vermesine bağlıdır. Keşif kaynaklı bilgisinde fikirden hareket eden insan kendisine denk ise böyle birisi de keşif ve fikir yoluyla farklılığı nedeniyle imam değildir. Çünkü imam bilgilerini fikir gücünden elde etmez. Aksine kendi düşüncesine başvurursa yanılır. İmam hiçbir zaman fikir gücüyle hareket etmez. İlahi cihetten aldığı bilgiyle hareket eder. Onun nefsi bilgiyi Allah'tan almaya alışıktır. Allah'ın ona bir şey göstermesi kendisine dönük inayetinden kaynaklanır. Allah ona bazen fikir yolundan bilgi almayı ihsan edebilir. Fakat bu durum onu Rabbinden perdeler. Hak her durumda sadece ondan bilgi almasını irade etmiş. O da hakkın bulunduğu her işte haktan bilgi alır. Kutubun boş kalması veya başkasına yönelmesi mümkün değildir. Akıllı insan fiili, delili iyice incelediğinde zikrettiğimizin doğruluğunu görür. Hazreti Peygamber hurmaların aşılanmasına engel olunca hurmalar ürün vermemişti. Bu konuyu biliyorsunuz. Sahabeden bazılarını hurmaya aşı yaparken gördüğü zaman niye yapıyorsunuz ki? O aşı yapmadan da meyve verir dediğinde o sene birbirlerine söylemiş sahabe. Kimse aşı yapmamış hurmaları. Ve tabii ürün düşmüş. Sayı azalmış. Ondan sonra şikayete gelmişler Resulullah Efendimiz'e. Ya Resulullah biz bu sene çok az hurma aldık. Sen aşı yapmasanız da olur dedin diye yapmadık. Ondan dolayı az hurma aldık demişlerdi. O zaman da Resulullah Efendimiz siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz diye de bir kelime kullanmıştı. Şimdi oraya atıf yapıyor. Bakalım devamında ne diyor. Hazreti Peygamber hurmaların aşılanmasına engel olunca hurmalar ürün vermemişti. Çünkü Peygamber bu sözünü vahiyden hareketle söylememişti. Yani yapmasanız da olur sözünü vahiyden hareketle söylememişti. Allah'tan bilgi alarak söylememişti. Bedir Savaşı'nda suyun olmadığı yere konaklaması da öyleydi. Ardından Hazreti Peygamber sahabesinin görüşüne uymuştu. Çünkü Peygamber bilgilerini Allah'tan almaya aşinadır. Ve onun nefsine dönmek gibi bir alışkanlığı yoktu. Peygamber en kamil insandır ve ondan daha kamili yokken onun aşağısındakiler hakkında ne düşünülür? Allah'ı bilenlerin fikir yoluyla bilgi edinme tarzıyla
alakaları yoktur. Bir şahıs bilgilerini hakkı keşif yoluyla Allah'tan alırsa o zaman ilahi diye isimlendirilir. Ebu Yezid el-Bestami şöyle der. Siz bilgilerinizi ölülerden alıyorsunuz ve falan falandan aktardı diyorsunuz. O nerededir? O öldü. O da falandan aktardı. Peki o nerede? O da ölmüş. Ebu Yezid şöyle devam eder. Biz bilgimizi ölümsüz diriden almaktayız. Allah ile kul arasındaki en büyük perde kulun bilgisinin nefs kaynaklı olması ve bilgisini fikir ve nazari gücünden almasıdır. İşte bu akıl yürütme yoluyla yani fikirle hareket edenler ne kadar hatada ve yanlışta ama bilmiyorlar. Onlara sorarsan onlar en akıllıları. Değil mi? Onlar en akıllıları. Her şeyin en doğrusunu, en güzelini, en isabetlisini onlar biliyor. Halbuki ancak Allah'tan alınan bilgi mutlak doğrudur. Fikir yürütmeyle, çünkü akıl sınırlı. Fikir yürütmeyle, akletmekle vardığın sonuçta isabet etme ihtimalin olabileceği gibi yanılma ihtimalin de var. Mutlak doğruya her fikir yürütmede asla ve kata isabet edilemez. Bu güçlerden aldığı bilgi gerçek bilgiye uysa bile bilgiyi Allah'tan almak daha üstündür. Muhittin İbn Arabi Hazretleri öyle diyor. Biz bu bilgiyi Allah'tan aldık. Allah'tan aldığımız bilgiyi aktarıyoruz diyor. Öyle yazdık biz bu kitabı diyor. Fikri yürütme yoluyla, aklederek yazdığımız bir bilgi değil bunlar diyor yani. Ha bunu insanlar yanlış anlıyor. Diyorlar ki, tabii hakikatten haberi olmayan, tasavvuftan haberi olmayan. Muhittin İbn Arabi kimmiş ya? O da vahiy aldığını mı iddia ediyor? Peygamber miymiş? Allah'tan aldık diyor. Yahu peygambere gelen bilgiye vahiy denilir. Ama Allah'ın birçok veli kulları var. Yine Allah'tan bilgi alıyorlar. Bunlar vahiy diye nitelenmez. Ama Allah'tan alıyor. O da aynı kaynaktan alıyor. Aklın zorunlu bilgileri Allah'tandır. Çünkü onlar fikir ve tümemvarım yani istidlal yoluyla elde edilemez. Bu nedenle zorunlu bilgiler insan akıl sahibi ise kuşku ve tereddüt kabul etmez. Kendisiyle aklı arasında perde olan kimseden söz etmiyoruz. Bitkilerin biatini ve mertebesini senin ve hemcinslerinin birer bitki olduğunu açıklamış olduk. Şimdi bu menzilin içerdiği bilgileri zikredelim ki himmetin onlara yükselip kendileriyle bezenmeye yükselebilsin. Bunlardan birisi rahmut ilmidir. Hakka dair mükaşefenin bilinmesi, batındaki halavet fetihlerinin bilinmesi, Allah'tan aktarmada ibare fetihleri ilminin bilinmesi ve Hazreti Peygamber'den sonra bizzat peygamberin emriyle hükümlerin neshinin bilinmesi bu menzilden öğrenilir. Hazreti Peygamber delillerin çelişmesi durumunda müştehidin vereceği hükmü onaylamıştır. Ve bu konuda irade ona aittir. Bazı kullara dönük ilahi inayetin bilgisi, işaretler bilgisi, tamlık, kemal, tamlığın yapıya, kemalin mertebeye ait olması, beyan ve açıklama ilmi, istikamet ilmi, Hazreti Peygamber'in Hud suresi nedeniyle yaşlanması ve bu menzilden öğrenilir. İlahi nas makamlarına keşif bu makamdan öğrenilir. Acaba varlıklar onda etkin midir, değil midir? Mutmainlik, yakin ve bilgiyle arasındaki fark buradan öğrenilir. Alemin Allah'a mülk olması bu konuda kendisiyle tartışan kim olduğu ve niçin tartıştığı bu menzilden öğrenilir. Allah hükümdar olması yönüyle orduları olduğunu zikretti. Bu ordular nedir ve sayılarak bilinebilir mi? Yoksa ayrıntısına girmeden genel olarak mı bilinirler? Acaba herhangi birisi onları tafsili olarak bilir mi? Bilemez mi? Alemdeki ilahi sebepler bu menzilden öğrenilir. Kullara hakkın dönmesi neyle döneceği ve niçin döneceği bu menzilden öğrenilir. Allah bütün iş ona döner buyurur. Acaba hak dönen o şeyin kendisi midir değil midir? Bu değerli bir bilgidir. İlahi tazimi hak eden ile hak etmeyenin mertebesi bu menzilden öğrenilir. Allah karşısında verilen söze sözü bozma iradesi var iken vefa göstermek bu menzilden öğrenilir. Bizim bu konudaki görüşümüz vefa göstermenin gerekliliğidir. Fakat muteber bir şeyhin veya önceliği olduğuna inanılan bir insanın emriyle söz bozulabilir. Böyle bir şeyh veya insan
Allah karşısında verilen ve bozma iradesi kişiye bırakılan o sözü bozabilir. Böyle yapmazsa o da kabul edilir. Böyle bir durum olmadığı sürece öyle bir söze vefa göstermek bizim ve seçkinlerin görüşüdür. İki yaratılış arasındaki eşitlik bu menzilden öğrenilir. Bu sayede zahir, batının suretiyle ortaya çıkar ve bu durum zahirdeki ile batındakinin örtüşmesi nedeniyle doğruluk denilen şeydir. Hakikati kaybolur endişesiyle tecelli esnasında gizlenme talebi bu menzilden öğrenilir. Değiştirme ve değişmeye konu olacak ve değişmesi mümkün iken olmayacak şeyler bu menzilden öğrenilir. Yönelme ve ardışık gelme bu menzilden öğrenilir. Yönelme bir tevelli midir? Peş peşe olmaksızın bir yönelme midir? Alemden güçlüğün kalkması bu menzilden öğrenilir. Hakkında güçlüğün kalktığı kimseden güçlük nasıl kalkar? Rıza bu menzilden öğrenilir. Rızanın yeri ve Allah katındaki değeri nedir? İyi işleri acele yapmanın sonuçları bu menzilden öğrenilir. İlahi iktidar karşısında varlıkların kudreti bu menzilden öğrenilir. Alemin birbirine etkisi bu menzilden öğrenilir. Bu bir nedensellik tesiri midir, değil midir? Alemde asabiyet, dayanışma hangi sınıfta ortaya çıkar? Yüce melekler bu özellikle nitelenir mi, nitelenmez mi? Yükümlülerin fiillerinin kendilerinde ortaya çıktığı varlıkların hallerine etkin ilahi isimlerde dayanışmanın bir dayanağı var mıdır, yok mudur? Söz gelişi, günahkara el-muntakim ve el-afu isminin yönelmesindeki durum gibi. Böyle bir durumda et-tevvab, el-halim ve el-gafur isimleri günahkarı koruma altına alır. İlahi dayanak derken bunu kastediyorum. Yükümlü, mümkünlerin varlıklarında gözüken şeyler hak ediş yoluyla mı yoksa ilahi meşiyet yoluyla mı ortaya çıkar? Peygamberlerin birleştikleri ve ayrıştıkları özellikler bu menzilden öğrenilir. Geçmiş 3 asrın bir tarzdaki menzilleri, 4 asrın menzilleri bu menzilden öğrenilir. Onlara ait 4 haram ay bu menzilden öğrenilir. Bunlar 3 tanesi ardışık, biri tektir. Allah'tan secdeyle talep edilen şey ve secde mertebeleri bu menzilden öğrenilir. Kendisinden kalkılabilen secde ile bir kez gerçekleştiğinde kendisinden kalkmanın mümkün olmadığı kalbin secdesi bu menzilden öğrenilir. Alem secde halinde mi yaratılmış yoksa ayakta yaratılmış ve sonra secdeye mi davet edilmiştir? Yoksa bir kısmı ayakta, bir kısmı secdede mi yaratılmıştır? Bu iki sınıf nasıl veya secde edenler ile etmeyenler nasıl ayrışırlar? Eşyadaki ilahi alametler, kulun mutluluk veya bedbahtlığını gösteren hususlar bu menzilden öğrenilir. İlahi vaadin ayrıntıları bu menzilden öğrenilir. Bu vaat niçin bir yönüyle etkindir? Halbuki tehdit edenlerin hepsinde tehdit etkin değildir. Halbuki her ikisi ilahi haberle sabittir. Bunlar bu menzilin içerdiği ilimlerin bir kısmıdır. Ve ilimlerin bir kısmını özetlemeyi amaçladığımız için zikretmedik. Allah doğruyu söyler ve doğru yola ulaştırır. Maghrib şehirlerinde Fas'ta bu menzile ulaştığımızda 591 yılında henüz gerçekleşmemişken müminlerin kafirlere karşı muzaffer olacağını öğrendik. Dedik, konumuzu burada tamamladık. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allahümme mağfir li veli valideyye ve lil mu'minina vel mu'minati el ahyai minhum el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il fatihi lima uliqa vel hatimi lima sabaga. Nasirul hakkı bil hakkı vel hadi ila suratikel mustakim. Ve ala alihi haqqa qadrihi ve miktarihi l-azim. Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani. Subhanellezi yarani, esselatu ve selamu aleyke ya Resulullah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.